Dikkat edin. Gel. Ay. Baba! 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 Baba lütfen. Baba. Yaklaş. Yaklaş. Kesin başka bir yere gidiyor ama neresi ya? Fatsa'ya gidiyordur belki.
Ya da Ünye. Ya son. Meşemekü. Dur. Ya son. Ya son burnuna gidiyor. Tabii ya. Ya son burnuna gidiyor. Kuzey Yıldız aşkının başladığı yere gidiyor. Ayşe orada başladı, orada bitirecek. Hiç var olmamış gibi. Allah kahretsin. Korkutmayın beni kızlar. Kuzey abi bir şey mi yapacak kendine? Ne oluyor? Yapmadı. Yapmadı ama yapabilir. Abla. Abla babamı durdurmamız lazım. Millet hemen taksiyi çağır, hemen. Tamam, tamam yetişeceğiz sana. Yetişeceğiz. Elimde olsa ben o evi sandığımı yaktığım gibi cayır cayır yakarım. Yıldız ne yapıyorsun sen ya? Seni yakıyorum. Ha, 20 yıllık her şeyi yakıyorum. Unuturum demiştim sana. Gerekirse 20 yılı yakarım. Ama yine de unutur. Yıldız ne olur yapma. Her şeyi yakacağım. Her şey bitti artık. Bundan sonra sadece kendisi için parlayan bir yıldız olacağım. Kuzey için değil, kendisi için parlayan bir yıldız, anladın mı? Gördün mü bak? Sana ait her şeyi yaktım. Gördün mü? Her şeyi yaktım artık. Kalbini ne yapacaksın peki? Onu da mı söküp annemlerin içine atacaksın? Kalbim sana ait olsa gözünün yaşına bakmaz. Soker atardım onu da ateşlere. Ama burası artık sana ait değil. Yanınca bittim sandım. Kendini de yaktın. Beni de yaktın. Sonunda hayallerimizi de yaktın. Ne zaman biter bu yani? Allah'ım ben kime ne yaptım ya? Kimin ahını aldım ben? Allah'ım ben Yıldız'ı sevmekten başka ne yaptım? Ne olur bana bir çıkış yolu göster. Baba çok korkuttun bizi. Ben iyiyim kızım, gidiniz. Baba hadi gel hep beraber evimize gidelim hadi. Evimiz diye bir şey yok kızım. Var baba var. Söndürdük biz evi. Benim içimdeki yangını nasıl söndüreceksin kızım? Ama baba sen sönmesine izin vermiyorsun ki. Hep körüklüyorsun. Siz gidin kızım. Ben sakinleşince gelirim. Babacığım gel evimizle birlikte sakinleşelim. Yıldız'ın girmediği eve girmem ben. Baba bari sen çocukluk yapma. Yıldız abla olayların etkisinden çıkamadı hala. O yüzden yapıyor bunu biliyorsun. Acı olan ne biliyor musun kızım? Yıldız dediği her şeyde sonuna kadar haklı. 20 yıllık acısını dindireyim derken daha beter acılar yaşattım ona. Neden anlamıyorsun ya? Sen Yıldız anneyi sevmekten başka hiçbir şey yapmadın. Senin hiçbir suçun yok. Onun için mi kız vücudunun yarısını hissetmiyor? Bebeğine dokunamıyor, dokunsa da hissedemiyor. Babacığım bak böyle kendini acıyarak hiçbir yere varamazsın. Senin güçlü olup ailene sahip çıkman lazım. Ablam haklı. Tamam yakıp yıktın, öfkeni çıkardın. Ama artık dümenine geri dön kuzeyin kaptanı. Kaptanın bir dümeni yok. Yolu da yok, pusulası da yok, hiçbir şey yok. E hadi ama Dad. Yani pardon, King of the North. Yıldız olmadan Kuzey ne işe yarar ki? Yıldız'ın parlaması için biraz zaman ihtiyacı var. Ama sen olmazsan kimin için parlayacak? Hadi baba bak bizi düşünmüyorsan minnak kardeşimizi düşün. Hadi gidelim. Hadi ama baba. Tamam evi yakmak yetmediyse biraz da sandalye parçalarsın. Yolumuza bakarız yani, donduk burada. Ya sandalyeleri başka bir krize anlatsak deriz babacığım. Ha? Tamam ama biriniz kardeşinizin yanına gidin. Tamam ben giderim başında dururum. Siz de eve gidin. Baban dinlensin biraz. Evet. Hadi gel babacığım.
Biz geldik mi ne? Ay. Ay ay. Haydi dur yavaş. Ay 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 ay. En zor şeyi ben aldım ya. Kızım şimdi şöyle. Minnoş Sarayı'na hoş geldin kraliçem. Ne yapayım ya? Bu saatte. Uzatma. Sen de uzat. Uyumlu. Aha çiçek bahçesine çevirmişsin ya evi. Sen geldin ya, evimize bahar geldi Yıldız annem. Hani görüyor musun, kız evlat bir başka yani kız evlat. Oy Minem, canım kızım. Oy. Sen Yıldız babine lansatacı mı yaptın? Sadece lansatacı yapmakta kalmadım. Lohusa şerbeti de yaptım. Oo kız minnak boyu da içecek. Vallahi dilim tamam kurudu daha kaç saattir. Yetecek değil mi o? Biraz sürah küçük gibi ama. Gerçekten kız başka. Bak bak ya, benim küçük kardeşine ne maharetler varmış da bizim haberimiz yokmuş. Gökçe nerede? O niye gelmedi? Kızım o kardeşinin yanında kaldı. Bardaklar da oyuncak ev bardağı gibi, küçücük bardak yani. Evet, buradan başlayalım. Teşekkür ederim. Ay canım eline sağlık. Ay çok güzel ya. Gidip okuyor. Hadi yavrum aldı. İki daha Yıldız aldı. İki tane alınca. Bu da küçük ya. Şu da şey yapalım artık. Zehir! Ne yapıyorsun sen? Bak gözümden kaçmadı sanma. Sen iyice boşladın ama diyetin ha. Haydi kendine gel istersen. Ne edin ya öğretmenim gibi ha? Haydi hocam. İstersen tek ayak üstünde falan ceza da verir milletin içinde yani. Ben dayısıyım çocuğun ya. Bacımın lavusa şerbetini içmek benim en doğal hakkım yani. İş sefer iş, sen bilirsin. Bunlar sana açlık ve spor olarak geri dönecek. Benden uyarması bir dost. Haydi sen gerçekten çok acımasız, çok bedbaht bir hanımsın yani. Oh, yarasın mavişime benim. Ay, kuş gibi de besliyor karısım. O benim dişi kuşum, beslerim tabii ya. Yeter ki evini bir daha bırakıp gitmesin. Yıldız abla. Biliyor musun sen yokken babam evi yakmaya çalıştı. Ne? Ula hani geleceğimiz, hayallerimiz, her şeyimiz buraya diye yakmazdın. Sen olmayınca hayal mi olur mavişim? Sensiz hayal ne yapayım ben? Yine hayalimiz yarım kaldı. Kapıdan içeri oğlumuzla giremedik. Mavişim, oğluşumuz böyle güzel güzel güçleniyor şimdi orada. Evet Yıldız, sen iyi olacaksın ki evladın da iyi olacak. Onun sana şimdi çok ihtiyacı var. Ben evladıma doğru düzgün analık mı edebiliyorum sanki? Daha sütümü bile veremedim. Evet, sen kendine böyle yüklendikçe gelecek mi sütün? Gelmeyecek. Evet mavişim, hem ne dedi doktor? Stresten, sinirden uzak duracaksın dedi. Hem Yıldız anne, internette okudum. Yani reyhan şerbeti sütte yapıyormuş. Hakikat yani bu süt gelmeyeyim elmeyeyim yani. Madem öyle bir şey varsa şöyle bir ot mot yok mu süt getiren? Sen bilirsin Naide. Ya abi ne otu ya? Aa, işimiz oraya kaldıysa vay halimize. Niye öyle diyorsun Yıldız anne? Alternatif tıp diye bir şey var sonuçta. Kız, anam hep anlatırdı aslında. Bak şimdi aklıma geldi. Anam mı? Anam beni doğurduktan bir ay sonra sütü gelmiş. Bu konu üzerinde de nenemin meşhur bir tarifi varmış. Naide, sende var mı o tarif? Benim beynimde var, var, var o tarif var. Askerlerim, bana bir kağıt kalem getir bakayım. Beynimi dökeceğim. Şerbet kokuyor. Sürahi alın bari, gidin önünüzde bunu da için. Al. Allah'ım! Sefer. Bomba gibi patladı ya. Abi. Sefer amca, ben onunla şekilli çikolata yapacaktım. Sus babasının kızı. Balondan çikolata kek yapacak ruh hastası. Senin bu abin ruh hastası. Hasta oldu aile. Hadi sen emin misin bu otlardan? Doğa her derde devadır kuzey. Bunu sakın unutma. Ya Naide, biz de biliyoruz doğa her derde devadır. Onu anlıyorum. Sadece diyorum ki güneyimle mavişime herhangi bir yan etkisi falan olur mu diyorum. Tek yan etkisi Yıldız'ım süt şelalesine dönüşecek. Güneyim de anasının sütünü emdikten sonra yürümeye başlayacak. Yani anlayacağım, benim yeğenim 10 kaplan gücünde olacak. Aynı dayısı gibi. İnşallah dayısına benzemez de. Kız halaya olan dayı. Boncuğum sen hiç endişelenme. Bırak kraliçeleri. Bu otu içen krallara bile süt verir. Şş, kral değil. Sen de kral diye geziyorsun ya. Sağ değil yani.
Bence sen de otlardan iç. Sen de süt verirsin. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Sen istiyorsan süt verebilirsin. Biz de sütleri mavişim verecek inşallah. Oğlum baskı yapma kıza devamlı. Bir verecek verecek. Üzgün zaten. Ne var yani? Bir erkek hanımı için gerekirse gerekmediği halde süt verir yani. Çok. Naide benim adımı yazar mısın oraya? Ben otlardan içeceğim ben de süt vereceğim. Beni yaz. Naide bitmedi mi daha ya? Yazdın. Ay Kuzey kafamı karıştırıp durma ya. En önemli 3 otu yazmadım düşünüyorum. Ya en önemli 3 otsa onları yazaydın. Önemsiz bir sürü ot doldurdun oraya ya. Neydi? Hanım otu. Geven otu. Ay kedi piskeli. Kedi pisliği mi? Kedi piskeli. Ha püskülü. Evet işte liste böyle yapılır ya. Tamam olabilir. Yıstırmayın kimseye, iyi saklayın. Tamam. Mavişim ben bu otları bulup geliyorum. Bir 20-30 yıl sonra gelirim. Ulan o niyeymiş? Şimdi Himalaya, Everest, dağlar, tepeler hepsini gezeceğim. Anca Güney'in askerliğine falan denk gelir. Sen de anca torunlarımızı emzirirsin. Aa ama Kuzey kardeşim, otların menbaı şehrinde yaşıyoruz. Güzel ordumuzdaki bütün ahtarlarda bu otları bulabilirsin. Merak etme Mavişim. Sana süt şelalelerini getireceğim. Uy inşallah Kuzey'im inşallah. Böyle inşallah bir hareketlenme olur. Olacak tabii. Sefer yürü. Hadi. Yavaş, sen nasıl hızlı çıktın öyle? Boncuğum, bu otları kaynatıp içtiğinde bir tabur bebeğe yetecek kadar sütün gelecek. Merak etme. Acaba oğluşuma ne ediyor şimdi? Neyle besliyorlar yavrum? Böyle vücudundaki hortumları çıkarmışlar mıdır? Ay sen hiç merak etme Boncuğum. Hemşire ablalar ona çok iyi bakıyordur. Anası gibi olur mu yenge? İçim hiç rahat değil. Yavrum bir kerecik görseydim. Doktoru duydun Boncuğum. Yasak. Ama yani böyle hissediyorum yenge. Sanki böyle bir kerecik görsem böyle sütüm gelecek sanki. Bir kerecik böyle görsem. Canım sen de haklısın, sen de haklısın. Sen Güney'e gidemiyorsan Güney'i sana getiririz. Bu nasıl olacak? E Gökçe'yi görüncülü arayalım. Aa çok mutlu. Oy. Bakalım kardeşimizin keyfi yerinde mi? Uy ara ara. Bindi bakacağım, bindi bakacağım. Şuraya gireyim, şuraya gireyim. Selamlar, selamlar herkese, selamlar. Oo Yıldız abla merhaba, nasılsın, iyi misin ya? İyiyim lan, ne yapıyorsunuz lan? Aa, pardon, sustum. Junior'la onu rahatsız edeceğiniz şimdilik. Gökçe, bir kardeşime çevirsene, Yıldız abla Güney'i merak ediyor, baksana. He kızım, Gökçe, yavrum, çevir kamerayı da az biraz kardeşinizi göreyim, ha haydi. Nasıl, karnı aç mı? Doyurdular mı yavrumu? Sen hiç merak etme Yıldızman, mışıl mışıl uyuyor Güney. Uyuyor mu benim yavrum? Süt kuzum benim uyuyor mu? Aç mı uyuyor yavrum? Ay hiç olur mu Yıldızmam, aç değil. Naide ablanın sütüyle beslediler. Bir görsel lıkır lıkır içti. Afiyet olsun, helal olsun. Tam bir süt düşkünü. Boşuna Junior Leon demeyeyim ben ona. Anya, benim sütüm bu. Yok. Market sütü. Seninkini dondurucuda saklayayım. Onu bir tek Junior Leon içeyim. Yılmaz. Yakında anasının sütünü de içecek yavrum inşallah. Gökçe, kuzum sen biraz daha yaklaştır kamerayı da haydi iyice bir göreyim ha. Göstereyim. Göster, göster. Ay, ay benim güzel yavrum. Ay çok güzel. Süt kuzum benim, ah süt kuzusu bu. Sen ananın boynunda değil de hastane köşelerinde bir başına uyuyor yapayalnız. Yapayalnız değil Yıldız. Junior Leon benim gözetimim altında. Ona gözümden daha iyi bakayım. Bir ele bak ya, ele bak, ele küçük ele. Yıldız. Huhu. Boncuğum. Kız. Yıldız abla. Orada mısın? Yıldız anne iş. Bak maşallah mışıl mışıl uyuyor, bir sıkıntısı yok. Melek gibi. Tıpkı melek gibi. Melek. Uy Rohi. Ulan ne diyorsun ha? Çevir kamerayı, göreceğim oğlumu. Görüş bitti Yıldız. Ne? Sen mi karar veriyorsun? Ben karar veririm oğlumu ne kadar görüp görmeyeceğime. Çevir diyorum kamerayı. Göremeyeceksin.
Çünkü telefonun şarjı bitti. Hem Junior Leon'un uyanmasına daha 2 saat var. La çevir diyorum bak, kurban olayım. Aha nasıl uyandığını göreceğim. Daha nasıl beslediklerini göreceğim. Olmaz diyeyim Yıldız. Niye anlamayayım? Bak telefonun şarjı alarm vereyim. Sonra ararsın. Hadi. Uy. Ah, kapattı, kapattı telefonu. Ben de Osman'ı ararım. Ucu ver şunu ya. Ruhi'yi duymadım. 2 saat bakıp ne yapacaksın acaba? Ya yenge uyandığını izleyecektim. Aha, böyle nasıl besliyorlar onu görecektim. Böyle kokusu var ya, kokusu. Böyle telefondan burnuma geliyor sanki. Ha Boncuğum merak etme. Çok yakında kokluya kokluya emzireceksin zaten ya. Merak etme. Bu ne ya alacaklı gibi? Ay ne olacak? Kesin Sefer abiyle babamdır. Geldim sabırsızlar, geldim. Çekil bakayım küçük dıngıldak. Ben de seni gördüm ve çok sevindim Halife anneciğim. Nerede o? Nerede? Nerede o? Burada değil mi? Nerede dedim, nerede? Anne, hoş geldin. Kimden bahsediyorsunuz Halife anneciğim? Senin o fasulye sırığı, mal değneği babandan. Tüh, adı batasınca. Sen canını almadan rahat etmeyecek, o değil mi? Anne, kurban olayım ha. Biraz sakin ol. Anacığım, sakin ol. Sana mı soracağım sakinleşmiş? Kalk oradan! Çekil! İşbirlikçi! Kızım, Yıldız'ım. Yavrum, senin bu evde ne işin var? Doğru tabii canım. İnsan kendi evinde ne iş olur ki ana? Sana mı soracağım? İşbirlikçi! Yavrum, çok tehlikeli işler yapıyorsun. Hadi bak, bu ev senin mezarın olmadan. Hadi, hadi düş ölme kızım. Anne, burası benim yuvam. Ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Çünkü Kuzey'i affettim. İyi halt ettin. Çok iyi halt ettin. Kuzey sen uçurumun yavrum. Ya peşinde dolana dolana düşeceksin uçurumdan aşağı. Ya kurban olayım ya. Haydi ne olur evine gel ya. Anne, yapamam. Kuzey benim ilk aşkım. Son aşkım. Yok. Yok bu aşk değil. Bu aşk değil kızım. Ya insan Azrail'ine aşık olur mu ya? Ya bu aşk öldürecek seni. Tamam. Gözlerin kör oldu. Kendini düşünmeyin. Bizi hiç düşünmeyin. Ya bebeni düşün ya. Bebeni düşün. Bak. Bak sana bir şey yaparsa o bebe anasız büyüyecek ya. Anne yeter. Ben onun annesiyim. Dünyadaki hiç kimse benim yavrum benim kadar düşünemez. Evet. Tam da bu. Ben de yavrusunu düşünen bir anayım. Şimdi anladın mı beni? He? Bak Yıldız, sen hiç evladını komadan gördün mü? Ben gördüm. Geceler boyu başında Allah'ım ölmesin ne olur diye dua ettin mi? Ben ettim Yıldız, ben ettim. Bu nasıl bir his biliyor musun kızım? Bu adamın için yakıyı kavuruyor kızım. Ben yok, ben yokum artık. Ben delirdim. Bileyim anne. Bileyim. Bak ben ha evladımı doğurdum. Ama boynumu alamadım. Daha ben sütümü veremedim oğluma. Orada öyle küçücük o bedenine bir sürü hortumlar bağladılar. Ben hiçbir şey yapamadım. El kadar vücudu orada ecelle cebelle şiddet. Benim burada kolum kanadım kalkmıyor. Hepsi Kuzey yüzünde. Yavrumu anasıyla babasının sevgisi iyileştirecek anne. Yapamam. Yoksa yavrum ailelerimin arasından kayıp gider. Ya asıl sen evine dönmezsen benim yavrum benim ellerimin arasından kayıp gidecek ya. Ya kurban olayım dön evine ya. Ben zaten evimdeyim anne. Evin. Öyle mi? İyi. Tamam. Madem öyle, ben de hiçbir yere gitmeyeyim. Burada kızımın başında kalayım. Ben seni ağaçtan toplamadım Yıldız. Bundan böyle elim, kulağım, gözüm, her bir şeyim senin üstünde. Hadi bakalım. Madem öyle, iyi. Anayım ben. Ana, ana. Biraz sakinleşelim lütfen. Sen sus!
Hanife teyzeciğim, bir şey içmek ister misin acaba? Feride kızım, şöyle soğuk bir intikam yeminli var mı? Onu içerim mesela. Ya maalesef elimizde o kalmamış ama çay var, verebilirim. Hala çay değil ya. Hala çay değil. Dağılın. Dağılın. Ben de şu racıya ilişeyim. Geçecek. Hepsi geçecek.